Celle Celaluhu takva ehliyle birliktedir. Yani kudretini, hikmetini, ilmini onların daima yanında hissettirir. Takva ehli olan insan Allah'ın kudretine, Allah'ın hikmetine, Allah'ın ilmine, Allah'ın kısacası o güzel isimlerine, o yüce sıfatlarına dayanmanın gücünü, kudretini yaşayan insandır. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu bu birliktelik ifadesiyle aslında bu güce temas etmektedir. Yani gerçek güçlü, gücünü güçlüden alan kimsedir. En güçlü hiç kuşkusuz, her şeyin yaratıcısı olan, her şeye kadir olan, her şeye hakim olan yüce yaratandır. Ona kul olan bir insan, onun emirlerine boyun eğen bir insan, aynı şekilde o yaratıcının gücünü almış olur. Onun için yaratıcının özellikleri de onun vücut iklimine yansımış olur. Bunlardan biri basiret meselesidir. Allah Celle Celaluhu nasıl ki bütün işlerini hak üzere, hakikat üzere yaparsa, varlığı esasen gökleri ve yeri bunların arasındakini Kur'an-ı Kerim'de ifade ediyor, ancak hak olarak yarattık. Yani varlık aleminde başı boşluk yoktur. Fuzuli bir iş bulamazsınız. Keyfi bir iş bulamazsınız. Hepsi Allah'ın hikmetine dayalı, olması gereken şekilde olmuştur. Dolayısıyla takva ehli olan bir insanın da aynı şekilde işleri, hareketleri, davranışları, tutumları hikmet üzerine olur, vasifet üzerine olur, feraset üzerine olur. Eğer takvalı olursanız Allah size furkan verir diyor Kur'an-ı Kerim'de. İntettekullah yecellekum furkana. Yani hakkı hak olarak görebilirsiniz. Batılı batıl olarak görebilirsiniz. Dolayısıyla hakkı hak gördüğünüz için onun tabilerinden, ona uyanlardan olursunuz. Batılı batıl olarak gördüğünüz için ondan sakınanlardan olursunuz. Bugün İslam aleminin içinde bulunduğu durumu gördüğümüzde, içler acısı durumunu gördüğümüzde şunu çok net bir şekilde anlıyoruz ki evet, maalesef biz Müslümanlar takva ehli olmadığımız için, Rabbimize hakkıyla, layıkıyla güvenmediğimiz için, esasen iman etmek ne demektir? Güvenmek demektir. Allah bir konuda emir vermişse bu emri yerine getirme noktasında en ufak bir tereddüt yaşamamanın adıdır iman etmek. Onun için Kur'an'da birçok yerde ey inananlar inanın diyor. Ya eyyühellezine amenu aminu. Ey inananlar inanın. Yani güvenin. İnancınızın, eğer biz her şeye kadir olan bir Allah'a inanıyor isek, onun emirlerini de hayata geçirme konusunda en ufak bir tereddüdümüz, kuşkumuz olmaması gerekir. O emirlerin başında gelen şey sabır. Rabbimiz bize Kur'an-ı Kerim'de sabrı emrediyor. Ey inananlar! Bu okuduğum ayet Ali İmran Suresinin son ayeti, 200. ayet. Ali İmran Suresi Kur'an'ın o uzun surelerinden olan ve mevcut dizilişte Kur'an-ı Kerim'in 3. suresi. Orada diyor ki ey inananlar! Sabırlı olun! İsbiru! Sabırlı olun! Ve sabiru! Ve birbirinize karşı sabırlı olun. Veya düşmana karşı sabırlı olun. İki şekilde de yorumu var. Hem birbirinize karşı sabırlı olun, birbirinizin hatalarına, yanlışlarına, eziyetlerine karşı direnen sabırlı olun. Veya düşmanlarınıza karşı, muhaliflerinize karşı
Bu savaş olabilir cephede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının kafirlere, müşriklere karşı muzaffer olmasının sırrı neydi? Sabır göstermeleri, kararlılık göstermeleri, düşmana karşı sabırlı olun. Ve rabitu, rabitu kelimesinde de aynı şekilde, yani birbirinizle irtibat halinde olun, birbirinizle diyalog halinde olun. Evet, sabırlı olun, yani önce sabır kendi içinizde bulun, gerçekleştirin. Ve daha sonra zaten o sabrı yakalamış olur iseniz bu sabır sizin hayat tarzınıza dönüşür. Diğerleriyle hareketlerinizde, davranışlarınızda da sabrı kendinize ilke edinmiş olursunuz. Ve musabere derecesine ulaşan, yani diğerlerine karşı sabırla hareket eden bir insan, insani ilişkileri de gelişir. Murakabe, murabete dediğimiz bu irtibat derecesine ulaşır. Vettekullah. Ancak bu üç tane sıraladığımız şeyler takva ekseninde olmalıdır. Yine söz dönüp geliyor, takvaya dayanıyor. Yani Allah'tan sakınma esasına dayalı olmalıdır sizin sabretmeniz. Ben Hazreti Ali Aleyhisselatü Vesselam'dan bu camimizi güzel ismiyle ziynetlendirmiş olan Hazret'ten bir hadis huzurunuza arz edip sizlere Allah'a emanet edeyim. Buyuruyor ki sabır üç kısımdır. Es-sabru imma sehrun alel musibe. Ya musibet üzerine sabredilir. Musibet yani tatsız, hoşunuza gitmeyen, nefsin hoşuna gitmeyen, nefse ağır gelen, bu ölüm olabilir, bu ürünlerimizden, dünyevi nimetlerimizden kaygımız olabilir, ticaretimizle ilgili, işimizle ilgili bir kaygımız olabilir, yakınlarımızdan, canlarımızdan birinin kaybetmek şeklinde olabilir, musibete sabretmek. Ki Kur'an-ı Kerim musibet karşısında sabredenleri Peygamberimize buyuruyor ki müjdele. Onlar gerçek muvaffakiyeti, başarıyı yakalayacak insanlardır. Onlar cennette Allah'ın rahmetine, mağfiretine muhatap olacak insanlardır. Musibete sabretmek. İkincisi el-ta'e. İtaate sabretmek. İtaate sabretmek sabırdır şu anda sizin burada bulunmanız, bu soğuk havada değil mi? Bu sözleri dinlemeniz bir çeşit sabır, bu da sabır gerektiriyor. Bu soğuk havada o soğuk suyla abdest almak, gecenin o soğuğunda saat değil mi? 6:30-7'de kalkıp uyanmak, tir titreyip, bunlar sabır gerektiren şeyler. Sabır acıdan meyvesi çok tatlıdır. İtaat karşısında sabırlı davranmak ve son olarak günaha karşı sabırlı olmak. Hazreti Ali Aleyhisselam diyor, sabrun enil nasiye, günaha karşı sabırlı olmak. Günah mesela gıybet, bizim aramızda birçoğumuz arasında sıradanlaşmış bir günah. Gıybet etmek mesela nefsinize hoş geliyor değil mi? Buna sabırlı olmak. Orada Allah'ın rızasını, Allah'ın öfkesini, gazabını bunları düşünüp, cenneti, cehennemi düşünüp, bunların muvazenesini yapıp, günahı terk etmek. Esasen takva da çok namaz kılmak değildir, çok Kur'an okumak değildir. Takvanın tanımı günahtan kaçınmak. Eğer günahtan biz kaçınacak olur ise gerçek manada tevhidle buluşmuş oluruz. Dikkat edin, tevhid kelimesi de aslında iki ayağı vardır. Bir la ilahe ayağı, bir de illallah ayağı. La ilahe önce nedir? Sahte ilahlardan kurtulmalıyız. Sahte mağbutlardan kurtulmalıyız. Onların başında nefsimiz gelir. Nefsimize tapınmaktan, esaretten kurtulduğumuz zaman o zaman Allah diyebiliriz ve bu Allah gerçekten bizim aklımıza, kalbimize, ruhumuza oturur, hayatımıza hükmeder. Allah-u Tebarek Teala işte böyle bir sabrı, özellikle günahlara karşı sabırlı davranmayı bizlere nasip eylesin.
etsin. Hazreti Aleyhisselam çünkü hadisin devamında buyuruyor ki bu üç tane sabır dedim ya, musibete sabretmek, itaata sabretmek ve günahdan günah karşısında sabırlı davranmak. Buyuruyor ki bu günaha karşı sabretmek sözünü ettiğim o iki sabırdan daha üstün bir paye, daha üstün bir derecedir. Allah bizleri her türlü günahın gerek aşikarından gerek gizlisinden muhafaza eylesin, korusun. Hakkı hak olarak görüp ona sarılmayı, batılı batıl olarak görüp ondan kaçınmayı bizlere nasip eylesin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad.